Merhabalar, ben Köftes Köfte ve A'dan Z'ye Guild Wars 2'ye hoş geldiniz. Basitçe bu serimiz nedir diye soracak olursanız, Guild Wars 2'nin bütün temel mekaniklerini, yani görev sistemidir, level'dır, şudur, budur, hepsini özet bir biçimde anlattığımız bir kısa videolar serisi. Tabii videolar kısa dedim, ancak bazıları aşırı uzun olabilir. Bunlar içerisinde klas eğitimleri, yani örnek olarak engineer nedir ne değildir serimiz girmiyor. Onlar tamamen birbirinden bağımsız bir seri halinde devam edecek ki onlar da yakında gelmeye başlayacak. Bu ilk videomuz serinin biraz giriş videosu. Genel olarak seride neler olacak onun bir girişi ve Guild Wars 2 nedir ne değildir'in genel bir girişi. Guild Wars 2, eğer beni takip ediyorsanız ya da biraz merak ettiyseniz oyunu daha öncesinde, bir MMORPG oyunu, evet, burada pek çoğumuzun kafasından No Shit Sherlock geçtiğini düşünebiliyorum. Nasıl bir MMORPG oyunu diye soracak olursanız, biraz hipster MMO'su diyebileceğimiz bir oyun. Çünkü pek çok MMO kalıbına ters bir biçimde hareket ettiği oluyor pek çok noktada. Çünkü nasıl diye tarif edecek olursanız, mesela geri gitmeli görevler yok. Görevi bir NPC'den alıp o görevi gerçekleştirdikten sonra zibil kilometre geri yürüyüp o görevi geri teslim etmiyorsunuz. Böyle konseptler yok. Mesela şu an bir görevi bitirdim ve ödülümü aldım gibisinden. En basit örnek olarak bu. Mevcut oyunda değişiklik olarak, bunun yanı sıra başka değişiklikler olarak neler var? Örnek olarak PvP ile PvE birbirinden tamamen ayrılmış durumda. %100 bağımsız durumdalar en basit örnek olarak. Ve bunun gibi pek çok farklı değişiklik var oyunda. Bunları ilerleyen videolarda daha net bir biçimde tanıyacağız. Ancak şimdilik bu videoda daha çok hesap farklılıklarını tanıyacağız. Oyunda 3 farklı tip hesap var. Free to play, yani ücretsiz hesap. Sadece core game'in olduğu hesap ve Heart of Thorns'lu hesap şeklinde. Önceden sadece core game'in olduğu hesap vardı. Yani oyun önceden sadece ücretli şekildeydi. Ancak Heart of Thorns'un çıkışıyla beraber core game özelliklerinin bir kısmını ücretsiz bir biçimde dağıtmaya başladı firma. Bu onaylanır onaylanmaz biraz tartışılır durumda. Ancak özelliklerin bir kısmını denemeye dikkat edin, çünkü hala biraz kısıtlama var. Öncelikle olarak core game nedir ona biraz değineceğim. Ondan sonra ücretsiz ve Heart of Thrones hesabı beraber değineceğim. Core game dediğimiz olay, gerçi şu an bu karakterde haritam biraz kısıtlı. Şurası Heart of Thrones bölgesi. Buraya sadece Heart of Thorns'u olanlar girebiliyor. Bunun yanı sıra Mastery'ler, Mastery dediğimiz olaylar ve şu an benim bulunduğum klas, bir yan karakterim, yeni kasmaya başladım, olan Revenant, Heart of Thorns'la açık bir olay. Pek çok yeni eklenen bir özellikler haricinde oyunun temel özellikleri ve temel haritaları core game olarak anılıyor. Bunların pek çoğu free-to-play oyuncularına da açık. Ancak biraz kısıtlamalı. En basit örnek olarak mesela trading postu, yani alışveriş yapılan, player'lar arası alışveriş yapılan bir ortamı çok verimli bir biçimde kullanamıyor free-to-play account'lar. Bunun yanı sıra karakter slotu olarak free-to-play hesaplar 2 hakka sahipken diğerleri 5 ya da daha fazla hakka sahipler. Yani bunu arttırabiliyorlar da. Ayrıca gem store'u, yani şurada normal parayla ya da normal gold'la alıp bunu bu parayı dirime çevirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde trade edebiliyorsunuz. Burada alabileceğiniz çoğu şey alınamıyor. Ayrıca geminizi, yani şu birimi gold'a çevirebilirken gold'u bu birime çeviremiyorsunuz free to play iseniz.
Bunun yanı sıra pek çok yer belli level'ı açtığınızda açılıyor. Bunun tam listesi videonun altında bir açıklamada yer alıyor. Başka kısıtlamalar olarak map chat'i kullanamıyorsunuz. Yani bütün haritaya, bulunduğunuz bütün haritaya mesela şu an şu bölgenin tamamına bir mesaj atamıyorsunuz. Whisper'ı sadece arkadaşlar arası kullanabiliyor olmanız lazım. Mailleri de aynı şekilde. Para trade'i yapamıyorsunuz. Gibi gibi. Kısacası hali hazırda ücretli olarak almış oyuncuların da biraz düşünülerek yapılmış bir sistem bu. Çünkü onlar pengenlerini rahat hissedemeyecek önüne gelen herkes oynarsa şeklinde. Diğer hesap şeklimiz Core Game. Demin Free to Play'i anlattım. Biraz dağınık oldu. Core Game'de ise Heart of Thorns haricinde bütün özellikler açık. Heart of Thorns'la beraber gelen özelliklerimiz arasında yeni gelen Elite Spec'ler var. Şurada mesela Herald en basitinden. Bu farklı bir tip silah taşıyabilmemizi sağlıyor. Farklı skill'ler ekleniyor klaslara. Şu an bulunduğum klas var. Revenant. Bu da yeni Heart of Thorns'la beraber geldi. Ayrıca Mastery'ler dediğimiz olay ve bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi Gliding. Uçabiliyoruz evet. Heart of Thorns sahibiyseniz uçabiliyorsunuz en basitinden. Ve yeni haritalar ve bayağı bu haritaların hepsi sadece event haritaları. Event haritalarının ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşım Kırpat'ın yaptığı bir video var. Buralara bir yere etiketlemeyi unutacağım muhtemelen ancak videonun altında onun da linki var. Event haritaları nedir ne değildir onu size çok güzel anlatıyor. Onun videosuna bakabilirsiniz. Evet, Heart of Thorns'da bize bir dizi event haritaları da ekliyor bunun yanı sıra. Evet, basitçe oyundaki hesaplar arası farklar bu şekilde. Yalnız şu an sadece Core Game'i alamıyorsunuz çünkü Core Game'in satışı yok. Direkt Heart of Thorns'u aldığınız takdirde Core Game'i de beraberinde almış oluyorsunuz. Ve mesela şurada Evade eğitimi. Çünkü karakter yeni. 20 level'a nasıl geldin diye soracak olursanız onun da yöntemleri var. Ayrıca oyun hakkında ufak bir detay daha. Oyunda level sistemi daha çok ilerleme şeklinde değil de size karakterinizi öğrenmek için bir zamanlama olarak aktarılmış bir olay. Yani kısacası level'lar yani bunu geçmeniz lazım şeklinde bir şey değil. Aslında tam tersi bunu geçmeniz lazım şeklinde bir şey ancak kolay geçtiğiniz bir şey. Yani zorlayıcı bir şey değil. Pek çok karakteri 80 level zaten. Evet, sanırım bu video burada bitti. Önümüzdeki video karakter yaratımı ekranını tanıyacağız sizlerle. Ondan sonraki videolarda daha farklı şeyleri göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.